Saat 9 parametrede karşınızdayız. Tekrar günaydın. CNN Türk Kanal D, Doğan TV Ankara temsilcisi Hakan Çelik, Fortune Türkiye Genel Yayın Direktörü Cüneyt Toros ve saat 9.30'da bugün ekonomi gündeminden bir başlık daha var. Isparta'da şehir hastanesi açılışını yapacak Başbakan Binali Yıldırım. Türkiye'nin 3. şehir hastanesi de açılıyor ve bu hastaneyi de Akfen Holding inşa etti. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın saat 9.30'da konuğumuz olacak. Isparta'ya gideceğiz. Bu şehir hastanesini biraz daha yakından da göreceğiz. Türkiye'nin yeni yükseleni Mersin ve Yozgat'tan sonra inşaatı tamamlanan Isparta Şehir Hastanesi'nin de açılışı bugün yapılıyor. Saat 9.30'da bu hastaneyi de inşaat süresini ve yatırımları, bundan sonraki projeleri de Hamdi Akın'dan 9.30 itibariyle dinleyeceğiz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk Kanal D ortak yayınında konuştu. Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Avrupa Birliği'ne yönelik mesaj verdi. 16 Nisan'dan sonra çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Onlar da karşılaşabilir dedi. Erdoğan ABD Başkanı Trump'la Mayıs ayında görüşeceğini açıkladı. Rusya ve Amerika'nın YPG'ye gösterdiği ilgi bizi üzüyor diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Avrupa Birliği'ne 16 Nisan'dan sonra sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Onlar da karşılaşabilir sözü acaba hangi mesajları içeriyor? Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Hanna yanıtı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Küstahlar küstahlık taslayamaz dedi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier aslında ilk göreve geldiğinde kendisini tebrik ziyaretinde bulunacağım demişti Cumhurbaşkanı ama Almanya Cumhurbaşkanı'nın son açıklamalarından sonra kendisine teessüf ederim dedi. Böyle bir ziyaretinde Almanya'ya gündemlerinde olmadığını söyledi. İngiltere terör saldırısıyla sarsıldı. Dolayısıyla İngiltere yasta. Ölenlerden biri de Türk ve dün itibariyle saldırının gerçekleştirildiği yollarda, bölgede adeta insan akını vardı. Her yer çiçeklerle donatıldı, ölenler anıldı ve o saldırıya dair ilk görüntüler de ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İngiltere'ye başsağlığı diledi. İngiltere Başbakanı May'le konuştum ifadesini kullandı. Teröristin kimliği de belirlendi dün itibariyle. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de İngiltere saldırısından sonra gelen yeni bilgi akışı özetle böyleydi. Referanduma ilişkin de tabii mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Birazdan daha detaylı dinleyeceğiz ama ilk etapta bakanlık sayısı soruldu Hakan Çelik tarafından. Şu anda sistemle oynamak doğru değil dedi. Bu yapı 2019 Kasım'ına kadar bu şekilde devam edecek dedi. Mevcut anayasa hemen 16 Nisan'dan sonra ortadan bu hükümeti kaldırıp yeni hükümetin gelmesi diye bir zorlama getirmiyor ifadesini kullandı. Dolayısıyla referandum sürecine ilişkin, 16 Nisan'a ilişkin sonuç beklentilerini de dünkü yayında bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye'de PYD PKK bölgesinden açılan ateşle bir askerin şehit olması üzerine Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Dışişleri'ne çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini, yaşanırsa terör örgütüne misliyle mukabele edileceği aktarıldı ifadesini kullandı. Almanya'dan Türkiye'ye tank savunma sistemleri satan firmaya yasak geldi. Bu yasak kararı Türkiye'nin DAEŞ'le mücadelede kullandığı Leopard tanklarını doğrudan etkileyebilir deniliyor. Bu kararla ilgili Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ilk değerlendirmesini yaptı. Almanya'nın aklı selimle davranmasını bekleriz dedi. Almanya'dan Türkiye'ye tank savunma sistemleri satan firmaya yasak da önemli bir tartışma konusu oldu. Tüm yaşananlardan sonra hem Rusya'ya, biliyorsunuz dün görüntülerini aktarmıştık size, bölgede Afrin'de özellikle Rus komutanın kolundaki YPG arması ve askerlerin elindeki YPG PYD flamaları, ona dair görüntüler dikkat çekmişti. Bir yandan da bölgeye ABD Suriye Demokratik Rejimi ve kendi askerlerini indiriyor. O indirme anına ilişkin görüntüler de dün itibariyle yine gündemdeydi ve gazetelere, basına yansımış durumdaydı. Bu iki gelişme önemli ve Türkiye tarafından da tepki çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya'nın ve Amerika'nın YPG yakınlığını onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz diyor. Amerika'nın Rakka yakınlarında Tapka'da sürpriz yaparak helikopterle DAEŞ mevzilerinin arkasına indirdiği Suriye Demokratik Güçleri üyeleri işte bu görüntülerle bu görüntüleri böyle yansıdı.
hem ABD askerleri hem de YPG'lilerden oluşan askerler bölgeye Amerika tarafından indirildi ve bu görüntüler de dünya basınının gündemine oturdu. Ve yine bugün Milliyet'in manşeti FETÖ Hava Kuvvetleri şeklinde. Ayrıntılarda neler var bakacağız. Bir yandan da Mayıs ayında Gülen'le görüşeceğim diyor Cumhurbaşkanı. Gülen konusunda konusu da gündeme gelecek. ABD Başkanı Trump'la görüşeceğim diyor. Bu görüşmede Mayıs ayına işaret ediyor. FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanması ile ilgili iddianameye göre de 2013-2016 arasında F-16 eğitim alanların çoğu örgütten, bugün Milliyet'in manşeti FETÖ Hava Kuvvetleri şeklinde verilmiş. Ve yine referandum sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları var. Keza Devlet Bahçeli'nin de. Bütün bu ayrıntıları konuşacağız. Günaydın Hakan, tekrar günaydın Cüneyt. Günaydın. Günaydın, merhaba. Hakan, uzun bir yayındı. Çok fazla başlık var. Ben özetlemeye çalıştım ama tabii ayrıntıları ve bu mesajların, bu açıklamaların arkasındaki mesajları sen nasıl okudun önemli. Öncesi ve sonrası önemli. Ciddi bir hazırlık süreci de yapıldı haberlerde gördüğümüz kadarıyla bu söyleşi öncesinde. Şimdi bir yandan referandum süreci var, bir yandan Avrupa'yla ve Amerika'yla ilişkiler var. Biz çok tartışılan konulardan başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne tepkisi sert, öyle gördük. Bize küstahların bize küstah demeye hakkı yok. Onlar bize diktatör diyecek. Biz faşist ya da nazi deme özgürlüğüne sahip değiliz. Kusura bakmasınlar diyor. Ve Almanya Cumhurbaşkanı'na teessüflerini gönderiyor. Ciddi bir orada kırgınlık ve evet, tepki söz konusu anladığımız üzere. Ve nereye gider? Asıl soru bu. 16 Nisan'dan sonra sürprizler derken acaba Cumhurbaşkanı neyi kastediyor ilişkiler açısından? Evet. Ebru, 1,5 saati aşkın bir programdı. Kanal D ve CNN Türk'te uzun bir aradan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nı konuk ettik ve sorularımı yanıtladı. Hem iç politikaya dair, hem referandum sürecine dair, hem de dış politika son dönemde çok daha önemli bir hal almaya başladı. Doğrudan Türkiye'de yaşananlar Avrupa'da yansıyor, yankıları oluyor ve Amerika-Rusya ilişkileri, YPG meselesi, bütün bu soruları yönelttim kendisine. Tabii 16 Nisan'dan sonra çok önemli bazı gelişmelerin yaşanacağının işaretini dün verdi. Resmen bunu ilan etmiş oldu, duyurmuş oldu. Ama hatırlarsan ben Parametre programında bunun işaretlerini vermiştim. Böyle bir şey olabilir demiştim daha önceki programlarda. Türkiye bir kapsamlı değerlendirme yapıyor. Avrupa Birliği konusunda hangi adımların bundan sonra atılacağına dair bir yeni bir durum ortaya çıkabilir demiştim. Nitekim Cumhurbaşkanı da 16 Nisan'dan sonra bir adım atabiliriz, bir değerlendirme yapabiliriz dedi. Şöyle açıklayayım bunu. Ne demek istiyor Cumhurbaşkanı? Diyor ki, şimdi bizi çok uzun yıllardır Avrupa Birliği kapısında oyalıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize muafiyeti imkanlarından da yararlanamadı. Her türlü konuda Türkiye adım atmasına rağmen bir çifte standart var. Türkiye'nin istek ve beklentileri hiçbir şekilde karşılanmıyor. İşte en son mültecilerle ilgili durumda Türkiye'ye taahhüt edilen yardımlar bile yapılmadı. Türkiye neredeyse 25 milyar dolar harcadı. Buna karşın Türkiye'ye verilen rakamlar 1 milyar dolar veya 1 milyar euro mertebesine bile daha ulaşmadı. Şimdi böyle bir çifte standart olunca ve Türkiye ile ilişkilere, yani bakıyoruz, Avrupa Birliği'nin beklediğimiz önemi ve özeni göstermediğini görüyoruz. O zaman diyor ki Cumhurbaşkanı, evet, ekonomik ilişkilerimizi biz sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye'deki yatırımlarıyla da ilgili hiçbir problem yok. Türkiye'de biz yatırımların önünü açtık ve bundan sonra da bu tutumumuzu devam ettireceğiz ama siyasi konularda ve idari konularda farklı bir tutum alabiliriz diyor. Yani Türkiye tam üyelik müzakereleri sürecinde çok radikal ve çok farklı bir karar alabilir, farklı bir tutum içine girebilir. Bir kere bunu söyleyeyim. Şimdi farklı tutum... Almanya konusunda da istersen, tabii dinliyorum. İlişkilerin kopması ya da üyelik sürecinin farklı. Çünkü İngiltere, biraz daha İngiltere'ye yakın açıklamalar da gördük Cumhurbaşkanı'ndan.
Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki İngiltere örneği üzerinden, yani Brexit kararını doğru bir karar olarak değerlendiriyor. Evet, evet. Mesela Brexit kararı nedir? İngiltere halkı, daha doğrusu Birleşik Krallık vatandaşları referanduma gittiler. Avrupa Birliği'nden çıkma yönünde bir karar kullandılar. Ve bu ay içinde birkaç gün sonra resmen bu kararın ilk adımı atılmış olacak ve bu çıkma sürecini tetiklemiş olacak. Buna yani trigger etmek diyorlar. Tetiklenmiş olacak. İlk düğmeye basılmış olacak. Şimdi dolayısıyla bu kararı Cumhurbaşkanı yani iyi bir karar olarak değerlendiriyorum dediğine göre İngiltere'nin kararı nedir? Avrupa Birliği'nden çıkmaktır. Ha o zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği ile siyasi entegrasyonu konusunda Cumhurbaşkanı'nın kafasında çok ciddi bir tereddüt oluşmuş demektir. Tabii bu bir devlet kararı. Cumhurbaşkanı hükümetle ve başka devlet kurumlarıyla mutlaka bir istişare edecektir. Bu kolay alınacak bir karar değil elbette. Yani bugün karar verdik, yarın uygulayacağız değildir. Şu anda da bunu değerlendiriyorlardır bence. Dışişleri Bakanlığı, hükümet, başbakan ve Cumhurbaşkanlığı arasında Türkiye hangi adımı atarsa Türkiye'nin çıkarları bakımından daha uygun olur değerlendirmesi yapılıyordur. Ama 16 Nisan referandumundan sonra bu karar bütünüyle Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerini durdurmak olmayabilir. Daha arada bir karar verebilir Türkiye. Bazı şeyleri askıya alabilir mesela Türkiye. Böyle bir şey görebiliriz. O nedenle buna şimdiden hazır olmak lazım. Ekonomi buna dahil. Bunun ilk işareti dün bu programda verilmiş oldu. Ekonomi buna dahil değil diyor Cüneyt. Yani zaten onun özellikle altını çizdi Hakan. Gümrük Birliği Anlaşması var. Orada sürecin devam edeceği öngörülüyor. Fakat Avrupa Birliği sürecinden çıkınca anlaşma nasıl devam edecek? Herhalde bunlar da Ankara'da şu anda masada olan konulardan biri de budur. Önemli konulardan biri. Ekonomik ilişkilerimizi devam ettirebiliriz ama bizim artık siyasi idari noktadaki şeylerde gözden geçirmeye ihtiyacımız var diye ilk ve net açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bundan sonra ne olabilir'e dair Hakan anlattı. Almanya ziyaretini özellikle sordun. Çünkü işte Almanya'ya tebrik ziyareti yapacağım demişti Cumhurbaşkanı. Onu hatırlattın. Arkadaşım, dostum demişti daha önce de. Ama şu anda gündemimizde böyle bir şey yok. Kendilerine teessüf ediyorum dedi. Özellikle isim vererek eleştirdiği evet. ve mesaj verdiği için. Öyle de bir ayrıntı var senin yaptığın söyleşide. Dün yayınlanan söyleşide. Avrupa Birliği ile ekonomi ilişkileri konusunda bir cümle daha bir şey söyleyeyim. Şimdi ne Türkiye'nin ne de Avrupa'nın böyle birbirimizden vazgeçmek gibi bir lüksümüz yok. Bütüncül olarak, ekonomik olarak Türkiye Avrupa'ya entegre, Avrupa da Türkiye'ye entegre. Bu kadar iç içe geçmiş bir yapı var. Türkiye'de çok fazla sayıda Avrupalı şirket var. Bunlar burada üretim yapıyorlar, istihdam sağlıyorlar Ebru. Bizim çok sayıda Avrupa'da yatırımımız var. Türkiye kökenli insanların yaptıkları işler var. Yani bunları böyle bir kenara koyamayız. Hatta koyamayacağımız gibi bunu daha ileri götürmemiz lazım. Türkiye'nin amacı ve hedefi siyasi entegrasyon sağlanırsa bu konuda da ilerlemeler olabilir yönündeydi ama bir türlü olmadı. Bunun sebepleri başka nedenlerle de konuşabiliriz ama yatırım da hala Türkiye'ye Avrupa'dan geliyor. Yani önemli oranda bir yatırım gelmeye devam ediyor. Azalsa bile. O nedenle ben mutlaka ekonomik anlamdaki ilişkileri koruyacak bir şeyin, yapının olacağını düşünüyorum. Steinmeier konusu şöyle. Biz Moskova'dan dönerken Sayın Cumhurbaşkanı ben Steinmeier'e gidip ziyarette bulunmak istiyorum. Tebrik etmek istiyorum. Bu da bir Almanya ziyareti olabilir demişti. Ben onu hatırlattım. Çünkü Steinmeier Türkiye'ye daha olumlu bakan Almanya'daki siyasetçiler arasında, biraz ben onu Schröder'e de benzetiyorum, eski Almanya şansölyesi, daha olumlu bakan isimler arasında. Fakat Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki ilk değerlendirmelerinden birinde doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak açıklamalar yaptı ve oldukça da sert açıklamalardı bunlar. Ben onu sordum. Dün Cumhurbaşkanı da bunun üzerine açıklama yaptı. Yani teessüf ederim dedi. Ben onu bir yakın devlet adamı olarak görüyordum diyerek endişelerini, kaygılarını dile getirdi. Tabii Avrupa'da Cumhurbaşkanı'nın Nazi ifadelerinden duyulan bir rahatsızlık var. Yani çok endişelendiklerini, çok kaygılandıklarını ve bu ifadeyi hak etmediklerini söylüyorlar ve bu söylemden ötürü de bir gerginlik var. Türkiye ile Almanya, Türkiye ile Hollanda arasında ben bu soruyu sordum. Yani Nazi ifadesi özellikle rahatsızlık yaratıyor dedim ve Cumhurbaşkanı da dedi ki bana diktatör diyorlar. O zaman ben de bunun karşılığında faşist veya Nazi
demem herhalde yanlış olmaz dedi. Nitekim bugün hem Hürriyet gazetesinin manşetinde hem de Posta'daki manşette bunlar var. Bu ifadeyi seçmişler genel yayın yönetmenleri. Fikret Bila ve Rıfat Ababay dün geç saate kadar gazetede çalıştılar ve gazeteyi oluşturdular. Diktatör dersen ben de Nazi derim. Yani bu durduk yerde çıkmadı. Sürekli diktatör denince, Alman gazetelerinde, Avrupa gazetelerinde kapak konuları yapılınca, manşetler yapılınca artık bir yere kadar durdum ve buna bir yanıt vermem gerekti dedi. Ben biraz cümlelerini mealen de genişleterek söylüyorum Cumhurbaşkanı'nın. Bir de Avrupa'da yapılan şeyler, yaşananlar, Nazizmin ayak sesleri. Yani bu kadar baskı, bu kadar zulüm, bu kadar ifade ve insan haklarının ayaklar altına alınması, işte Hollanda'daki Türklere yapılanlar, bunun pek de bir faşizan uygulamadan farkı yok. O nedenle ben bu söylemi kullanıyorum dedi ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde, yani Batı ile Türkiye'nin ilişkilerinde, bu yüksek tansiyonlu havanın bir müddet daha devam edeceğini söylemiş oldu Cumhurbaşkanı. Bir de Avrupa'nın bütün cümleleri son günlerde, son aylarda yazılan yazılarda da bu daha da öne çıkıyor. Hep virgülle bitiyor. Hiç nokta yok. Hiçbir cümlenin sonunda nokta göremiyoruz. Yani bir sonuç, bir karar, bir irade yok. Belki bu da bir kısır döngü ve tıkanıklık yaratıyor. Böyle bir sorun da hep dile getiriliyor uzmanlar tarafından. Bir de Almanya'dan Türkiye'ye tank savunma sistemleri satan firmaya yasak gelmiş. Türkiye Leopard tanklarını kullanıyor, Almanya'dan alıyor. Savunma Bakanı Işık, Almanya'nın aklı selimle davranmasını bekleriz dedi. Bir de son olarak bu olay yaşandı. Hani bu açıklamaların ardına bu gündemi de ekleyeyim. Bir yandan da Rusya ve Amerika var Hakan. O konuda da net mesajları var. Şimdi iki gelişme var. Bir tanesi Amerika'nın Rakka yakınlarındaki Tapka'da helikopterle DAEŞ mevzilerinin arkasına hem Suriye Demokratik Rejimi askerlerinin hem de ABD askerlerini indirmesi. Bu görüntüleri bugün net olarak görebiliyoruz. Bu yansıdı. Bir yandan da Rusya'daki, Afrin'deki Rus askerlerin elindeki PYD flamaları ve kollardaki PYD arması. Bir de Suriye tarafından gelen ateş ve şehitlerimiz var. Dışişlerine çağrıldı Rusya maslahat güzara. Hem Rusya ile hem Amerika ile bir PYD konusunda bir gerginlik yaşanabilir, artabilir mi? Buna dair Cumhurbaşkanı'ndan nasıl bir sinyal aldın? Evet, maalesef böyle bir durum var. Türkiye'nin yani dış politikada ve özellikle Suriye konusundaki en büyük baş ağrısı bu olacak. Oldu da zaten. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile normalleşme için gerçekten çok çaba harcadı. Ben bunlara bizzat tanık oldum. Çünkü hem bu normalleşme sürecinde St. Petersburg'a bir ziyaret yapmıştı Cumhurbaşkanı. Ben o ziyarette vardım, takip ettim. Sonra kısa bir süre önce Moskova'ya gidildi. Ben o ziyareti de takip ettim. Yani burada Türkiye bütün iyi niyetiyle Rusya'yı çok önemsediğini, bu uçak düşürme olayından büyük bir üzüntü duyduğunu ve bunun yaraların sarılması için de samimi bir gayret içinde olacağını anlattı. Çok adım attı Türkiye ve ben Türkiye'nin yani belki taviz ifadesini çok kullanmak istemiyorum ama Rusya'nın rahat edebileceği bir zemini hazırladığına inanıyorum. Şimdi bu kadar çok adım atmışken Rusya'nın da Türkiye'nin hassasiyetine özen göstermesi lazım. Yani Türkiye şunu söylemiyor Rusya'ya. Tamam, sen Suriye'deki en önemli aktörsün, buradaki başat güç durumundasın. Bunu kabul ediyorum diyor. Yani de facto olarak bunu söylüyor ama sen de benim Moskova olarak güvenliğime, Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan yapılara karşı biraz sorumlu davran, hassasiyet göster. Yani YPG, PKK'nın bir uzantısı ve YPG ile PKK iç içe geçmiş durumda, Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor ve burada bir terör koridoru oluşturulması halinde bu Türkiye için bir numaralı güvenlik sorunu olacak. Bunu defalarca Türkiye anlattı, Amerika'ya da anlattı, Rusya'ya da anlattı. Fakat iki ülkenin de YPG'yi kullanarak Suriye'deki oyun planında kendilerine bir yer açmak istediklerini görüyoruz. Bu değişmedi. Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen Türkiye dedi ki beni mi seçiyorsun, YPG'yi mi? Açıkça bunu ilan et ve Amerika şu ana kadar YPG'den vazgeçmedi. En son Rus askerlerinin omzunda, kollarında YPG armalarını gördük. Şimdi ben bunu sordum Cumhurbaşkanı'na. Şuraya geliniyor benim anladığım kadarıyla. Yani bunu söyleyebilirler Türkiye'ye. Tamam.
terörle mücadelede konusunda önemli bir katkı sağladınız. DAEŞ'le mücadelede de önemli yararlarınız oldu ama artık Suriye'deki birliklerinizi çekin ve Suriye'deki operasyonları biz kendimiz sürdürelim diyebilirler. Yani buraya gelebilir iş. Kötü ihtimal senaryo olarak bunu söylüyorum. O zaman ne yapacak Türkiye? Cumhurbaşkanı da diyor ki biz başkalarının istemesiyle, yani kimse Suriye'den çekilin diyemez Türkiye'ye. Türkiye'nin güvenlikle ilgili sorunları devam ettiği sürece orada olmaya devam ederiz. Ha, bir de şu var mesela, niye Rusya orada? Neden Türkiye'nin istemediği bir şey yapıyor? Açıklama, rejim istedi ve biz de geldik, davete katıldık. Bunun yanıtını da verdi. Yani her davete icabet edilmez. Sizi her çağırdıkları yere gidiyor musunuz? Gidebilir misiniz? Bunun olmaması gerekirdi. Her davete icabet edilmemesi gerekirdi. Bu çok sıcak bir konu Ebru. Biz bu meseleyi önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin Ankara ile, Türkiye'nin Washington'la ilişkilerinde en sıcak ve büyük mesele olmaya bence devam ediyor. Şimdi referandum sürecinde de açıklamalar var. İşte tek adam rejimine dönüyoruz. Bu ele muhalefetin, Kılıçdaroğlu hep bunu dile getiriyor, yanıt verdi. 18 yaşında milletvekili Cumhurbaşkanı buna yanıt verdi. 2000 hemen referandum sonrası hükümet değişmiyor. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi gelmiyor. 2019'a kadar hükümet devam edecek dedi. Kabinede bir değişiklik olabilir mi? Erken seçim olabilir mi? Bütün bu soruları sordum. Şimdi 16 Nisan sonrası evet çıktığında ya da hayır çıktığında, mesela hayır çıktığında bir erken seçim gündeme gelebilir mi? Evet çıksa da ciddi bir kabine revizyonu söz konusu olur mu? İleride Devlet Bahçeli başkan yardımcısı mı olacak gibi sorularım vardı. Sen bize bir özetle 16 Nisan sonrasını sen bu mesajlardan nasıl gördün? Şimdi Ebru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok uzun yıllara dayanan bir tanışıklığım var, bir gazeteci olarak. Yani 90'lı yıllardan bu yana kendisini takip ediyorum. Ve bunu şundan ötürü söylüyorum. Bazı şeyleri söylemese de ifadelerinden hissedebiliyorum ne demek istediğini bir anlamda. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında biraz benim için böyle bir ifade kullandı. Ben BND ile ilgili soruyu sorunca Alman İstihbarat Kurumu'nun başkanı böyle bir şey söylüyor. Siz bu işe ne diyorsunuz deyince Hakan Bey, ben sizin bu soruyu sorarken aslında bir anlamda cevabınızı da verdiniz. Bunu hissettim gözlerinizden, ifadelerinizden dedi. Ben de aynı şeyi şimdi Sayın Devlet Bahçeli konusunda söyleyeceğim. Sayın Devlet Bahçeli'ye bu soru sorulunca MHP Genel Başkanı'na, yani Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili düzenleme geçtikten sonra Cumhurbaşkanı yardımcılığını düşünür müsünüz diye sordu arkadaşlarımız. Sayın Bahçeli de böyle bir şeyi düşünmediğini, bunun söz konusu olmadığını özetle söyledi. Ben soruyu sordum tekrar. Bunun daha erken olduğunu söyledi. Zaman var 2019'a kadar, daha hükümetin atacağı adımlar var, ara düzenlemeler var ama güzel şeyler düşünüyorum dedi. Yani olumlu bir bakış olduğunu ifade etti. Eğer bu konu tekrar gündeme gelirse, benim anladığım ve hissettiğim kadarıyla, bunu Cumhurbaşkanı bu şekilde ifade etmedi, ilan da etmedi, ben hissettiğimi söylüyorum, Sayın Bahçeli'ye böyle bir teklifi tekrar götürebilirler. Ama tabii kendisinin buna yanıtı ne olur bunu bilmiyorum şu anda, ama bir olumlu bir iletişim var, bir olumlu bir ilişki var ve bir dayanışma var aralarında evet kampanyasına çıkabilmesi için. Nitekim işte meydanlarda birlikte olacağız dedi, konuşacağız dedi, bir bazı yerlere belki başbakanla beraber gidecek Cumhurbaşkanı bazı meydanlarda sanıyorum, Diyarbakır'da birlikte çıkacaklar. Ben daha önce 1 Nisan olarak hatırlıyorum Diyarbakır'ın tarihini, eğer değişmediyse Diyarbakır'da ve bazı Doğu ve Güneydoğu illerinde bir arada çıkacaklar meydanlara. Devlet Bahçeli'ler. Ha, bu arada anketlerden hiç bahsetmemişti biliyorsun. Evet, ben dün biraz anketler konusunda bir şey alabilir miyim acaba diye denedim. Tam anket vermese de aslında ben bir yanıt alabildim bu soruma, dolaylı da olsa. Bir %60 ifadesini kullandı. Yani %60'lar oranında bir evet çıkmasına gayret ettiklerini, bundan memnuniyet duyacağını, yani bununla taçlanacağını ifade etti. Kendisinin %52 ile Cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi, hatırlattı ve bunun üzerinde bir evet beklediğini söylemiş oldu.
peki. Bu mesajı da verdi. Bugün aslında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün en kritik operasyonel kanadını deşifre ettiği Mahrem İmamunar iddianamesini tamamladı. 157 sanıklı iddianamede eski yaş üyesi Akın Öztürk'ün örgüt içinde büyük patron olarak anıldığı ve FETÖ lideri Gülen'in Öztürk'ün eşine saat hediye ettiği bilgisine de yer veriliyor. Bugün Milliyet'in manşeti... yine bugün FETÖ Hava Kuvvetleri şeklinde çıkmış. Ekranda da görüyorsunuz. İşte pilotların büyük bir bölümü bu örgütün üyesiydi deniliyor ve ayrıntılara yer veriliyor. Bu iddianamenin detayları tartışılıyor ve Mayıs ayında da Cumhurbaşkanı Trump'la görüşeceğim diyor. Hem Suriye, PYD, YPG konusu hem Gülen'in iadesi hem de bu son günlerde gelen bizi ikna edemedi Türkiye açıklamaları hepsi masaya yatırılacak herhalde Avrupa ve Amerika cephesinden gelen. Doğru Ebru. Ben o tarihte yani Mayıs ayında bir Trump-Erdoğan görüşmesi için çalışıldığını söyleyeyim. Hem Dışişleri kanadı hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı kanadındaki bu işleri takip eden isimler bu iş için Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı dahil olmak üzere görüşmeyi organize edebilmek için gayret gösteriyorlar. Mayıs ayında olursa tabii çok iyi olur. Çok gecikmemesi lazım referandumdan sonra. Bu arada Almanya ziyaretinin olmayacağını söylemiş miydik az önce konuşurken bilmiyorum. Yani Almanya'ya gitmeyeceğim, Almanya ziyaretim söz konusu olmayacak dedi. Bu kesinleşti artık yani referanduma kadar Almanya programı olmayacak Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir nedenle ziyaret şekli olmayacak. Ben ama bu arada gündem çok kritik ve sıcak olduğu için belki bir telefon konuşması daha yapabilir diye düşünüyorum Trump'la. Mayıs ayına kadar uzun bir süre var. Sonuçta devletlerin hayatında devletler ilişkiler bakımından çok önemli bir zaman diliminden bahsediyoruz. YPG'ydi, FETÖ'ydü, daha başka konulardı. Bir telefon görüşmesi yapılabilir. Zira bu elektronik yasak sebebiyle bir mağduriyeti var Türkiye'nin. Türkiye'deki havayolu kuruluşlarının başta Türk Hava Yolları olmak üzere. Bu konuyu da ben sordum. Güvenlikle ilgili kaygıları anlarız ama bu bir mağduriyete yol açmamalı. Türkiye'ye de haksızlık boyutu taşıyor. Türkiye böyle bir ülke değil. Gayret eden, güvenlikle ilgili çok ciddi tedbirler alan bir ülkedir dedi. Bu konuda da Türkiye, Amerika makamları nezdinde bir ciddi girişimde bulunacak gibi görünüyor. Ebru, bu arada bir not iletmeme müsaade edersen eğer. Tabii. Gelecek hafta büyük ihtimalle Salı akşamı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayın konuğum olacak. Ankara'dan yapacağız yine bu programı. Sayın Kılıçdaroğlu'yla da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'yla da referandum sürecinin nasıl geçeceğini, neler beklediğimizi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl baktığını, nasıl yaklaştığını konuşacağım. Canlı yayında sorularımı yanıtlayacak. Onu şimdiden söyleyelim. Şu anda Salı akşamı olarak planladık. Eğer bir değişiklik olmazsa son anda. Son olarak bir İngiltere'ye de bakalım. Cumhurbaşkanı İngiltere Başbakanı May'i de aradım dedi. Teröristin kimliği belirlendi. 52 yaşında bir öğretmen de olduğu belirtiliyor. Daha önce sabıkaları var ama terör suçundan yok, radikalizmden var deniliyor. Ve saldırının anı görüntülere de yansımış durumda. O kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Bir Türk var ölenlerin arasında. Dün İngiltere'de anma vardı. Her yer bölgede, saldırının olduğu bölgede çiçeklerle donatıldı. Dolayısıyla İngiltere yansıda bir hüzün var. Belçika'da da bir terör saldırısı paniği yaşandı. Ve aslında benzer yüksek hızda seyir halindeki bir araç mağazaların bulunduğu caddeye girmeye çalıştı. Sürücü gözaltına alındı. Ancak terör eylemi olup olmadığı henüz belli değil. Bu yönde bir açıklama da yapılmadı ama son günlerde bu araçları, işte bıçaklı saldırıları görüyoruz. Hani bomba yerine böyle saldırılar da olabiliyor dünyada. Ve DAEŞ üstlendi deniliyor saldırıyı. Bu görüntülerde tüm dünyada konuşuluyor. Belçika tedirgin oldu dün. Yeniden terörü tartışıyor dünya. Belki görüntülere dair, bu evet, gelişmelere dair bir iki notun olur kısaca. Tabii patlayıcılar konusunda çok ciddi tedbir alındı Avrupa ülkelerinde. İstihbarat kuruluşları çok çalışıyor. Bir patlayıcı sokulmasın ülkelere diye veya silah.
Ama bir araçla saldırı yapmayı engellemek mümkün değil. Yani dikkat ederseniz Avrupa'da Nice'de mesela böyle oldu. Bir kamyonla gitti, saldırdı ve 100'e yakın insan hayatını kaybetti. Veya bıçakla saldırıyorlar, otomobille saldırıyorlar. Terör eylemlerini bütün olarak engellemek, sıfırlamak mümkün değil. Bunu yapmak için terörle mücadele, terörizmle mücadele etmek gerekir. Evet. Tek teröristle mücadele etmek yetmez. Terörün yerinde kurutmak, köküne inmek, sebeplerini araştırmak, terör neden meydana geliyor onlara bakmak gerekir. Evet. Ve işbirliği yapmak lazım. Yani Türkiye'de olduğu zaman aman biz sırtımızı dönelim olmuyor. İşte bakın başka ülkeleri de vuruyor. Ben de bu arada Birleşik Krallık halkına, İngiltere'ye başsağlığı dilerim bu üzücü terör eyleminden ötürü. Teşekkür ediyorum Hakan ve Isparta'ya gideceğiz. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın bizi bekliyor Isparta'da. Bugün aslında Türkiye'nin 3. şehir hastanesi açılıyor. Mersin Yozgat'tan sonra Isparta. 2 yıl önce başladınız, şu anda tamamlandı. Hatta ilk hastalarda ziyaret yapıyor, kabul ediyorsunuz. Onların hayranlığı da daha önce kameralara yansımıştı. Nasıl bir duygu? Isparta Şehir Hastanesi deyince bize artık nasıl bir sağlık hizmeti anlatıyorsunuz? Bugün resmi açılışı yapacak ama ziyaretlerin başladığını biliyoruz. Evet. Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar dileyim Isparta'dan. Isparta'da evet gerçekten heyecanlı bir gün. 800 yataklı dev bir şehir hastanesi Isparta'ya açılıyor. Ve Isparta'daki diğer devlet hastanesi bütün personeli buraya nakil oldu. Bir hafta evvelinden beri bütün sağlık personeli artık burada çalışıyor. Ve hasta kabulleri başladı. Yani odaların hemen hemen yarısından fazlası doldu. Ve yoğun bir çalışma hayatı Isparta Hastanesi'ne başladı diyebiliriz. 1.1 milyarlık bir hastane değil mi Hamdi Bey? Gerçekten modern bir hastane oldu. Çalışanlara ve 1.2'ye yaklaştığı yatırım miktarımız. Ve bunun arkasından da Eskişehir ve Tekirdağ hastaneleri geliyor bizim taahhütümüzde bulunan. Eskişehir'de sanıyorum bu sene sonuna bitiririz. Tekirdağ'da 2018 içerisinde açarız diye düşünüyorum. Yani yatırımlarımız konusunda önemli bir oranı şehir hastaneleri teşkil ediyor. Çünkü bizim 6.6 milyara yaklaşan bir yatırımımız olacak 2017 senesinde. Ve bunların 3.5 milyardan daha fazlası şehir hastanelerinde. Isparta'yla da başladık açılışa. Biz evet 2 yıl evvel imzalamıştık ama proje çalışmaları bir hayli sürdü. Bunlar depreme karşı korunaklı binalar, izolatörler yurt dışından geldi. Bütün temel olduğu gibi depremden korunaklı izolatörlerle donandı. Onları bekledik bir süre ve tam gerçek temele 13 ay evvel attık diyebiliriz. 13 ayda böyle 250 bin metrekareye yakın bir binayı bitirdik, hizmete açıyoruz aslında. Oldukça büyük bir hastane. Siz rakamları verdiniz. 9 şiddetine depreme dayanıklı olarak yapıldı dediniz. Odaları görenler otel odası gibi diyor. Yeni konsept bu. Artık sağlıkta farklı bir dönüşüm olduğu için. Değil mi? Tek kişilik odalar var. Bayağı da sayıları fazla. Evet tabii. Yani şimdi bu model bildiğiniz gibi public-private partnership dediğimiz kamu-özel sektör yatırımı, bir işbirliği yatırımı. Dolayısıyla şimdi özel sektörün hastanecilik konusunda, sağlık konusunda ülkemizde aldığı mesafeyi zaten son 10 yıldır, 15 yıldır izliyoruz. Yani özel hastanelerimizin hepsi devlet hastanelerinden çok daha ileride, çok daha modern otel odası, hatta otel odalarından biri bile ileride hizmetler sunduğunu hep beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla özel sektör mantığına yakın bir mantıkla işletmeciliğe artık bakanlıkla geçiyor diyebiliriz. Ve böylelikle artık bir standartizasyon geliyor ülkemizdeki sağlık hizmetlerine. Eski tip sağlık, eski tip hastaneler artık ortadan kalkıp özel sektörün yapmış olduğu o otel mantığına yakın, daha yakın işletme mantığına daha yakın oteller, hastaneler geliyor diyebiliriz Sağlık Bakanlığı'nın bünyesine de. Eskişehir Tekirdağ'da mı böyle olacak? Isparta'yı 25 yıl siz işleteceksiniz, sonra Sağlık Bakanlığı'na devredeceksiniz. Orada Hepsi, evet. Şimdi şöyle oluyor. Hayır, işletme kısmı şöyle.
Bir kere aslında biz burada onun da aslında netleştirilmesi lazım. Tabii sözleşmeler son derece net bu konuda. Biz sadece yatırım yapıyoruz. Yatırım yaptıktan sonra da idari hizmetleri ilk 5 yıl boyunca yapma zorunluluğumuz var. Bunlar nedir idari hizmetler dediğimiz? Yani işte güvenlik mesela kapıdan girişten itibaren hastanenin her tarafındaki güvenlik hizmetleri bize ait. Artı yeme içme hizmetleri bize ait. Efendim işte bahçe bakımı, temizlik, işte çevre temizliği ya da işte ısıtma, havalandırma, klima gibi hizmetler. Bütün bunların teknik hizmetlerin bakımı bize ait ve bunları 5 yıl boyunca hastaneye yapmak zorundayız ve hastane yani Sağlık Bakanlığı daha doğrusu bize bu konuyla ilgili yardımcı oluyor. Ve sağlık hizmetlerinin tamamı ise Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Yani burada çalışan doktorlar ya da hemşireler, yani sağlık hizmetini veren kişiler devletin personeli. Aynen eski hastanelerinde olduğu gibi sadece mekanları değişmiş oluyor, yeni bir hastaneye geçmiş oluyorlar. Ve buradaki dediğim gibi idari hizmetlerin dışındaki her şeyden de onlar sorumlular. Böyle bir işbirliği var burada. 5. senenin sonunda eğer bizim yapmış olduğumuz hizmetlerden Sağlık Bakanlığı memnun olmazsa 5. seneden sonra bizi değiştirme imkanı var. 6. sene başka bir alt işletmeciyle girebilirler. Ama 25 yıl boyunca biz bu hastanenin kirasını devletten alacağız. Yani devlet bir nevi burada binanın kiracısı, hizmetlerin değil, binanın kiracısı olacak. Yapmış olduğumuz binanın kirasını bize ödeyecek. Yani bizim sağlık hizmetleriyle, yani firma olarak sağlık sektörüyle herhangi bir alakası yok. Bunu karıştırmamak lazım. Yani anladım. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bir otel binası yaptık ve otel işleten bir firmaya bunu kiraladık gibi düşünebilirsiniz. Yani 5 yıl sonra sizi değiştirebilir, 25 yıl kira verecek, ardından da zaten Sağlık Bakanlığı'na devredilecek, idari işleri biz gerçekleştireceğiz diyorsunuz. Bir garanti söz konusu mu? Evet. Yeme içme, güvenlik evet. derken hani kiranın dışında bir garanti veriliyor mu size? Evet, yani. Hayır değil. Hiçbir garanti yok. Sadece kiranın ödenmesiyle ilgili garanti var. Yani bu da finansmanın kolay yapılabilmesi açısından. Çünkü kirayı kim ödeyecek? Sağlık Bakanlığı ödeyecek. Sağlık Bakanlığı bu konuda devlet garantisi veriyor. Yani kiranın ödeneceğine dair. Malum hepimiz mal mülk sahibi olduğumuz zaman en büyük sorunumuz kiracının güvenilirliğidir. Onun için bir garanti isteriz. İşte kapora alırız ya da kefil ararız. Dolayısıyla bu garanti kısmı bu anlamda değerlendirilmesi lazım. Hani başka garantiler çok konuşulduğu için acaba burada mı var, burada da var mı diye insanların kafasına bir soru işareti geliyor anlamda. Ödenmeyeceği konusu ortadan kalkıyor. Bir garanti yokmuş. O konuda hiçbir endişe olmasın. Gayet tamamen finansmanın yapılabilmesi için yok garanti. Var garanti dediğimiz gibi devlet garantisi evet. var. Yani devletin kirayı ödeyeceğine dair hazinenin garantisi var. Hamdi Akın, sağlık turizmine öyle büyük diye. Katkısı olabilir bu şehir hastanelerinin, bu devasa projelerin. Ama havaalanındaki gibi bir yolcu garantisi ya da hasta garantisi gibi şeyler tamam. rakamlar yok. Lütfen onu karıştırmamak lazım. Tamam. O konuda çok soru geldi çünkü onun için açıklamak. Evet, çok kafalarda soru işareti olduğu için sordum ben de. Kesinlikle yok. Yani hastanın daha evet. Yeni bir hastane yapılıyor, daha modern hastaneler yapılıyor. İşte bu modern hastanelerin parası acaba hastalardan mı çıkacak falan gibilerinden bir takım yorumlar var. O da öyle değil. Doğrusunu söylemek lazım. Burada kesinlikle hastalar için hiçbir şekilde şartlar değişmiyor. Değişmiyor. Eski hastanelerine nasıl gidip geliyorlarsa yeni hastanelerine de o şekilde gidip evet. gelecekler. Sosyal güvenlik anlamında, kendilerinin ödeyeceği para anlamında hiçbir şey değişmiyor. İlave hiçbir ödeme yapmayacaklar. Ve sadece daha yeni mekanlara, daha güzel mekanlara, daha modern bir hastaneye gelip daha iyi ortamda tedavi olacaklar. Şimdi Tekirdağ'ı ve bu sektörde de dediğim gibi özel sektör lokomotiflik yaptığı için geçtiğimiz dönemlerde özel sektör lokomotiflik yaptığı için devletle birlikte böyle bir işbirliğine girildi. Bence son derece faydalı bir yatırım oluyor. Ülkemiz. Son olarak sağlık turizmine de büyük katkısı olabilir bu anlamda. Değişen sağlık profili ve hastane profili. Tabii mutlaka olabilir.
Çünkü bu sadece Isparta için yapılan bir hastane değil. Aslında Isparta'nın etrafındaki mesela Burdur'dan da çok hasta geleceğini, Afyon'un kazalarından da buraya çok hasta geleceği düşünülüyor. Bu bir nevi iç turizmi de hareketlendirecektir. Ama iç turizmin yanında Sağlık Bakanlığı'ndan tabii o rakamları almak lazım. Ben çok hakim değilim o rakamlara. Yurt dışından gelen yani gerekse Türkiye Cumhuriyetlerinden, gerekse komşularımızdan, işte Arap ülkelerinden gelen, mutlaka sağlık için gelen kişiler vardır. Onların da rakamlarına bakmak lazım. Ama gerçek var ki bu tip yeni tesisler yapıldıkça o rakamlar da yukarıya doğru yönleniyor. Şimdi burada istihdam seferberliğine katkı var. Kaç hasta hedefliyorsunuz onu söyleyeyim. Bir de son süremiz bitti ama enerjide ve sağlıkta yatırımların öne çıktığını görüyorum. Sizin yatırım planlarınızda 6 milyar lirayı aşkın bir yatırım planı var önümde. Akfen Holding'e ait enerji ve sağlık öne çıkıyor. Evet, burada ne kadar bir hasta hedefiniz var? Onları alıp tamamlayalım olur mu sizi çok yormadan? Tabii ki. Tabii ki. Teşekkür ederim. Hasta olarak tabii ki o hedefi Sağlık Bakanlığı'na koyacak. Biz dediğim gibi sağlık sektörüyle hiçbir ilgimiz yok. Biraz sağlık sektörünün burada rakamlarına da hakim değilim. Ben yani günde kaç kişiyi ağırlıyorlar, kaç hastayı ağırlıyorlar bilmiyorum. Ama yavaş yavaş tabii bunları yaşıyoruz. Seyirci olarak dışarıdan izliyoruz. Ama bu Sağlık Bakanlığı personel işi daha çok. Ama onun ötesinde biz burada 1300-1400 kişilik bir istihdam sağlıyoruz. Yepyeni bir kadro kurduk. Hep dediğim gibi biraz evvel saydım idari hizmetlerle ilgili olarak. Bunun haricinde 6,5 milyarlık bir yatırım programımız var. Bunun ilk açılışını limanda, Mersin Limanı'nda yaptık. Mersin Limanı'nda aşağı yukarı 650-700 milyonluk bir yatırım bitirdik. Ve Sayın Bakanımızla birlikte oranın açılışını yaptık. Mersin Limanı artık bundan sonra dünyanın en büyük gemilerinin yanaşabileceği bir liman oldu. Hub haline dönüştürüldü. Ve bundan sonra artık çok büyük gemiler eskiden limanın içerisine giremiyordu. Dredging'i yani derinliği kifayet etmiyordu. Biz onu büyük bir yatırımla gemilerin girebileceği hale getirdik. Artık bundan sonra Mersin Limanı'ndan diğer küçük limanlara servisler başlayacak. Evet. Büyük gemiler yüklerini indirecekler. Oradan küçük gemilerle Akdeniz çanağına dağılacak. Bu Mersin Limanı'nın bir hub olduğunu gösteriyor. Bundan sonra işte sağlık yatırımlarımız devam ediyor. Evet. Onun haricinde de enerji yatırımlarımız var. Enerjide biliyorsunuz IFC ve EBRD ile yenilenebilir enerjide çok ciddi bir ortaklık yaptık. Bu ortaklıkla ilgili 1000 megawattlık bir hedefimiz var. Bu yıl sonunda inşallah ona da ulaşıyoruz. Ve bu konuda da yatırımlarımız devam ediyor. Sadece yenilenebilir enerjide güneş, res, rüzgar ve hidroelektrik santrallarda yatırım yapıyoruz. Onun haricinde herhangi bir yatırımımız yok. Ve bu da 1000 megawatt gibi bir kapasiteye yıl sonunda ulaşacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla oldukça önemli bir yatırım atağındayız diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Isparta'dan katıldınız. Bu hastanelerde tabii önümüzdeki sağlık yatırımlarını örnek teşkil ediyor ve kaliteyi de hizmet anlayışını da arttırıyor. Diğer projelerde gördüğümüz gibi diyelim, ara verelim. Bugün sağlık reformunun görüşülmesi ertelenmişti Amerika'da. Bu görüşme ve acaba Trump'ın nasıl destek bulacağı istekleri konusunda o önemli olacak. İşte Almanya, Avrupa-Türkiye ilişkileri, Amerika-Türkiye ilişkileri, bütün bunlar masada, haberlerden anlayacağınız üzere. 3.62 seviyelerinde kotasyonlar diyelim, bugünü noktalayalım. Pazartesi sabahı 9'da görüşebilmek umuduyla. Hepimiz için iyi ve güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi görüşürüz.